Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Bu yayınımızda yine sizlerle birlikte doları, altını yorumlamaya çalışacağız. Öncelikle ekonomik gelişmelere bir bakalım. Bir de geçmişe dönelim. Sayın Erdoğan'ın çay ve simit hesabı vardı. Bu çay simit hesabına göre gerçekten ekonomimiz uçuyor mu? Ona bir bakalım sevgili dostlarım. Bu kardeşinizin her zaman bir hesabı var. Bütün beyler, bütün bayanlar bu hesabı yapsın. Bak, bu hesap aslında hanımların hesabı. Niye? Mutfağın sorumlusu sizsiniz. Mutfakta sıkıntıya düşen sizsiniz. Şu anda bir bardak çay Bursa'da kaç para? 1.000 lira. Simit kaç para? 1.500. Ne yaptı? 2.500 lira. 3 tane çocuğunuz. Hatun 4. Siz 5. Bakın, çay ve simidin dışında başka bir şey yemeyeceksiniz. Sadece çay ve simit. Bir hesap yapıyorum size. 5 kere 2.500 ne yapar? 12.500 lira. Bir öğünle. Günde 3 öğün. Ne yapar? 37.500 lira. 40.000 lira diyelim. Ay 30 gün. Ne yapar? 1.200.000 Türk lirası. Asgari ücret 910.000 lira net. Değerli kardeşlerim, bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz? Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Soruyorum sizlere. İşte 90'lı yıllarda biliyorsunuz Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu bir çay simit hesabı vardı. Bu çay simit hesabına göre emeklinin, asgari ücretlinin elinde ev kirasını ödeyecek, çoluğunun çocuğunun masraflarını giderebilecek bir para kalmadı şeklinde yorumları vardı. Tabi aradan 22 sene geçti. Bakalım gerçekten ekonomimiz uçmuş mu? Biz de bu çay simit hesabına bir girelim bakalım. Evet sevgili dostlarım, şu an itibariyle çay fiyatlarına baktığımız zaman bir bardak çay 7,5 liradan fiyatlanıyor. 5 kişilik bir aile, Sayın Erdoğan'ın demiş olduğu gibi 5 kişilik bir aile üzerinden hesaplarsak 37,5 liraya denk gelen bir çay masrafı. Bunu 3 öğünde 5 kişilik bir aileye vurursak 37 çarpı 3, o da eşittir 112,5 lira. 112,5'la da arkadaşlar ay 30 gün çarptığımız zaman 3.375 lira sadece çay masrafı olarak görünüyor. Bir de simit hesabını yapalım. Bugün günümüzde 10 lira olan bir simit 5 kişilik bir ailenin birer tane yediğini düşünürsek 50 lira. 3 öğünde birer simit 50 liradan 150 lira. 150 lirada 30 günde hesapladığımız zaman 4.500 lirada arkadaşlar simit masrafı yapmış oluyor. Yani 4.500 lira simit artı 3.375 lirada çay masrafı dediğimiz zaman 5 kişilik bir aile sadece çay ve simit yese 3 öğünde arkadaşlar 7.880 lira para ödemesi gerekiyor. Şimdi Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu ekonomiyi yorumlarken özellikle çay simit hesabıyla 22 yıl sonraki çay simit hesabına baktığımız zaman ekonominin hiç de uçmadığını görüyoruz. Hatta o zamanki emekli maaşlarına baktığımız zaman asgari ücret seviyesinin altında emekli maaşı olmadığını da düşünürsek şu an 7.500 liralık asgari ücret tim bile üstünde bir çay simit maliyeti çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki ekonomimiz pek de uçmuşa benzemiyor. Bu durumda dolar ve altın ne olur? Arkadaşlar, altın ve dolar piyasada özellikle şirketlerin mazotun, motorinin, benzinin, doğalgazın %60 enflasyon oranını fiyatladığı bu dönemler içerisinde maalesef ki orada da çok fena yükselişlere gebe bir dolar ve altın piyasası önümüzdeki günlerde yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla bizi bekliyor olacaktır diye düşünen taraftayım. Tabii ekonomik gelişmelere baktığınız zaman özellikle sevgili dostlarım 2023 yılı yıllıklandırılmış, bakın cari açık sadece 57,8 milyar dolar seviyesine gelmiş durumda.
Cari açık nedir arkadaşlar? İhracatın ithalatla olan arasındaki maliyet. Yani sizler dışarıya bir ürün pazarlıyorsunuz. Bu ürün karşılığında ülkenize bir dolar girişi oluyor. Yurt dışından da aldığınız bir ürün karşılığında ithalat yani yaptığınız zaman da ülkenizden bir dolar çıkışı oluyor. Bu durumda ihracat fazla olması gerekirken bizde ithalat fazla. Yani bizim o aradaki açık miktarımızda 57,8 milyar dolar seviyesine gelmiş durumda arkadaşlar. 31 Mart 2023 tarihi itibariyle bir de ödenmesi gereken dış borç miktarımız var. Bu da tam 475 milyar ABD doları seviyesine ulaşmış durumda. Artı bir de arkadaşlar 12 aylık toplam hazine açığı bütçemiz var. Buradaki denge de bozulmuş durumda. Oradaki açığımız da 678 milyar Türk lirası civarında bir açık vererek rekor kırdı. Bütün bunların anlamı ne oluyor? Bütün bunların anlamı arkadaşlar bizlere önümüzdeki aylar içerisinde belki seçime kadar bunlar bize çok ağır bir şekilde yansıtılmayacak. Fakat seçim ekonomisi bittikten sonra çok ağır bir şekilde faturaları bizlere kesilmeye başlanacak. Maalesef ki sevgili dostlarım. Çünkü hazine nakit bütçe dengesi hepten bozulmuş durumda. Ödenmesi gereken 12 aylık toplam dış borç ödememiz, bu 12 aylık dış borç ödememiz dediğimi 12 aylık zaman zarfı içerisinde sevgili dostlarım 202.9 milyar dolar olmuş durumda. Bizler rezervlere baktığımızda ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda tutulan brüt rezerv toplamı Temmuz ayı itibariyle o da 110.4 milyar dolar olsa da sevgili dostlarım gelecek 12 aylık dönem içerisindeki dış borç ödemelerimizi maalesef ki karşılayamayacak düzeyde olduğumuz gözüküyor. İyimser bir çizgi çizmek isterdim. Fakat hesaplar ortada. Bu hesaplar ortadayken doların da 26 lira 90 kuruş seviyesinin üzerinde haftalık kapanış yapmış olması beni biraz endişelendirmiş durumda sevgili dostlarım. Bu hafta itibariyle önümüzde FED Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararları var. Bu faiz kararları da gene dolar üzerinde etkili olacak. Altın fiyatları üzerinde etkili olacak. Fakat bütün bu mazot, motorin, akaryakıt, benzin olsun bunlara gelen zam oranlarıyla birlikte bizleri maalesef ki tekrardan bir enflasyonist sarmal içerisinde olacağımız günlerin yakın olduğunun hesabını buradan görebiliyorum. Doların yakın süre içerisinde 26.90 üzerinde kapanış yapmış olması 27 lira 80 kuruş ve onun üzerinde 30 TL'ler civarına doğru bir fiyatlamanın bizi beklediğini görür gibiyim arkadaşlar. Motorin fiyatlarıyla birlikte biliyorsunuz genellikle dolar fiyatları birbirine yakın seyreder. Fakat geçmiş dönemlere baktığınız zaman arkadaşlar bu tür krizlerin ardından bir bardak çay ile dengenin bozulmasıyla birlikte bir bardak çay ile bir litre mazot fiyatının hemen hemen birbirine yakın seyrettiği dönemlerde görülmüştür. Yani bizler bir bardak çayı 35 liradan şu anki motorin fiyatı üzerinden de içebiliriz. Tabii ki motorin yerinde kalır 35 liralarda sabit kalırsa bir bardak çayı da 35 liralar civarından içeriz gibi durumumuz o yöne doğru maalesef ki gidiyor sevgili dostlarım. Evet ekonomimiz uçuyor mu? Yok öyle bir uçan bir ekonomi yok. Yaptığımız hesap ortada. En düşük emekli maaşının 7500 lira olduğu bir zaman zarfı içerisinde en düşük çay simit hesabı yaptığımız bu dönem zarfı içerisinde Sayın Erdoğan'ın dediği gibi bu vatandaş ev kirasını ne ile ödeyecek? Çoluğunun çocuğunun okul masraflarını ne ile ödeyecek? Pazar masraflarını, gıda masraflarını ne ile ödeyecek? Elektrik su masraflarını ne ile ödeyecek? Tabii ki bunların hepsini sormak lazım sevgili dostlarım. Sayın milletvekillerimize de buradan sesleniyorum. Sayın milletvekillerimiz emekli maaşlarına bir an önce el atmalı. Hatta 25 Temmuz günü meclisin toparlanacağı bir gün içerisinde mutlaka en düşük emekli maaşlarının insani bir şekilde
hayat standartları içerisinde emeklinin rahat bir şekilde kirasını, çoluğunun çocuğunun gıda masrafını karşılayabilmesi, elektriğini, suyunu karşılayabilmesi düzeyinde inşallah en düşük emekli arkadaş, en düşük memur maaşı seviyesi olan 22.000 TL seviyesine doğru çekilmesi bir şart olmuştur arkadaşlar. Hiçbir şekilde lüks değil, bir şart, yaşamını sürdürebilmesi için bu insanların bir şart olması gereken bir koşul haline gelmiştir. Bu konuya inşallah el atar sevgili millet.